Murat Alan Beşiktaş'ta malı götürüyorlar Kemal Bey. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün kanaat önderleri ve muhtarlarla bir araya geldi. Ben kul hakkı yemem onlar yer, ben yolsuzluk yapmam onlar yapar, ben milletimin hakkına saygı gösteririm onlar göstermez deyip kul hakkı yiyenlerin burnundan fitil fitil getireceğini iddia etti. Heyecanlandım. Sözü Akit'in bir önceki günkü CHP'li Beşiktaş'ta huzurlu soygun başlıklı manşet haberine getireceğini zannettim. Ne olmuştu ki Beşiktaş'ta? Bir Zekeriya Say haberiyle anlatalım o vakit. Aynen aktarıyorum. Daha önce çok sayıda yönetici yakınının ballı koltuklara oturtulduğunu deşifre ettiğimiz Beşiktaş Belediyesi'nin şimdi de ücret adı altında kamunun kaynaklarını Parti teşkilatlarına peşkeş çektiği ortaya çıktı. CHP'li teşkilat mensuplarının Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri AŞ'ye çöreklendiği öğrenildi. Başkanlığını CHP'li Rıza Akpolat'ın yaptığı Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı Personel Hizmetleri AŞ'nin yönetim kurulu üyesi sayısının sırf bankamatikleri beslemek için artırıldığı ortaya çıktı. Çok sayıda CHP teşkilat mensubuna huzur hakkı adı altında maaş ödendiği öğrenildi. Acaba Kemal Bey kim okul hakkı yiyenler, nerede kadrolaşmışlar gösterin bana, düreyim defterini der mi? Gösterelim. Memlekete tecrübeli binlerce memur dururken, skandal kadrolaşmanın odağındaki personel AŞ'nin yönetim kurulu başkanlığına, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın okul arkadaşı Ozan İş getirilmiş. Tesadüf mü? Belediye Başkan Yardımcıları Seyhun Şahin ve İlker Öz Salman da, Huzur hakkı adı altında nemalanıyor. Kemal Bey durun, yedirmem Rıza'ya ve arkadaşlarına kul hakkını demeyin hemen. Adam ne yapsın, koca kurumu işletirken yanına güvendiği mesai arkadaşlarını alacak tabii. Size durun dedim ama Zekeriya'yı durduramıyoruz. CHP'li meclis üyelerinin de huzurlu olmaya ihtiyacı olduğunu belirlemiş Zekeriya Say. CHP'li meclis üyesi Hasan Bozkurt Er, Turan Yel, İlker Uluer, Yıldız Kaya, Suadiye Gizem Aksoylu, Önder Gedik, Devrim Alparslan, Soner Karakuş, Rıza Gül, Mehmet Ali Tüy, Murat Arslan, Erşen Cesur ve Erdem Merakoğlu Göksel'in de kadroda olduğunu belgelemiş. Dahası da var. CHP Beşiktaş İlçe Kadın Kolu Başkanı Deniz Balfidan, İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Olcay Aktan, Örgütten sorumlu ilçe başkan yardımcısı Gülser Sabuncu ile Beşiktaş Belediye Eski Başkan Yardımcısı Mustafa Tosun'un eşi Selma Tosun da personel aşede soluğu almış. Beşiktaş CHP ilçe teşkilatında maaşa bağlanmamış adam kaldı mı dediğinizi duyar gibiyim. Yok vallahi kalmamış. CHP Nispetiye Mahalle Temsilcisi Murat Dündar Uçan'la Dikilitaş Mahalle Temsilcisi Emin Silgu Silgu'nun akrabaları Melike Silgu, Sabahattin Silgu, Erhan Silgu, Kemal Silgu, Yuşa Silgu, Salih Silgu ve Kadri Silgu personel AŞ'de istihdam edilenler arasında. İş kurda kimmiş? Rıza Başkan'a verin ülkeyi işsizlik sıfırlanır. Gelelim zurnanın zırt dediği yere. TRT'nin sevilen ekran yüzü usta gazeteci Ersoy Dede, stardaki köşesine Beşiktaş Belediyesi'nde dönen dolaplara ilişkin haberlerimizi taşıdı. Bahçeli evlerde ocakbaşı et lokantası işleten bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen ve yine aynı ilçede mütevazı bir apartman dairesinde ikamet eden Rıza Akpolat'ın sadece aidatı 7 bin lira olan bir lüks villadaki yaşantısını, belediye başkanı olduktan bir yıl sonra Kaz Dağları'nın eteğinde iki ayrı ultra lüks triplex villa satın almasını irdelemiş Ersoy dedi. Ve sormuş Beşiktaş Belediyesi'nde olanlar CHP Genel Merkezi'nden görünmüyor mu? Görmüyorlar Ersoy dedi. Görseler malı götürmüş rıza derler. Ben söylemiyorum asla benim tespitim değil. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. 2 Eylül 2021'de Nevşehir'de halka seslenip siyasete giren kişi zenginleşmez. Siyasete giren adam zenginleşiyorsa bilin ki malı götürüyordur. Buna izin vermemek lazım diye konuşuyor. Velhasılı kelam CHP Genel Merkezi ne yapar bilmem. Ama savcılık yakında çok şey yapacak gibi. CHP'li belediyede çalışan dürüst ve namuslu kadrolar her şeyi şahit ve tek tek kaydediyorlar. Biz de takipçisi olup dönen dolapları ifşa etmeye devam edeceğiz. Selametle. Murat Alan Yeni Akit. Zafer Şahin. İmamoğlu'nun gözü artık CHP'de. Muhalefet cephesinde an itibarıyla Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. En geç Eylül ayında adaylığını açıklaması bekleniyor CHP liderinin. Altılı masayı dağıtmadan, kırmadan hepsinin ortak adayı olarak ve ortak akılla hareket ediyor görüntüsüyle süreci Eylül'e kadar devam ettirme niyetinde Kılıçdaroğlu. HDP'nin son bir haftada Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ı gayri resmi olarak veto etmesi İyi Parti'nin de gardını düşürdü. Son düzlükte yaptığı hamlelere rağmen Akşener'in bu saatten sonra Kemal Bey'in adaylığına itiraz etme şansı kalmadı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının neredeyse kesinleşmesi CHP'deki yeni genel başkan kim olacak tartışmasını da erkenden başlattı. Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yerini vekaleten Faik Öztraka bırakmak gibi bir düşüncesi var. Ama işler istediği gibi gidecek mi? Orası belli değil. Cumhurbaşkanlığı adaylığı hayalleri suya düşen Ekrem İmamoğlu'nun gözü CHP genel başkanlığında. Kendisine yeni danışmanlar ataması, parti örgütleriyle diyaloğu artırma çabaları, CHP'nin meclis grubuyla kurduğu ilişkileri son dönemde daha da geliştirmesi bu iddiayı kuvvetlendiriyor. Kemal Bey'in partiyi bir emanetçiye teslim etme planı kuvvetle muhtemel tutmayacak. CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecinde bir de parti içi iktidar yarışı yaşanması kaçınılmaz görünüyor. Muhalefetin anti Erdoğan sorunu Gazeteci Soner Yalçın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşıp altına kimileri istiyor ki iktidar gitsin de isterse devlet çöksün, ekonomi programı başarısız olan her hükümet gidicidir, zaten iktidarlar gelip geçicidir, kalıcı olan millettir, bir devleti kurmak için bin sene ister, yıkmak için bir saat yeter, Erdoğan gitsin diye devleti çökertmeyin yazdı. Böyle bir paylaşımı neden yaptı? Bu yazdıkları muhalefet içinde görmeye çalıştıkları bir hesabın yansıması mı bilemem. Ama tarihin bu döneminde meselenin Erdoğan değil, Türkiye olduğunu karşı mahalleden birilerinin de anlaması, bunu linç yemeği göze alarak dile getirmesi önemli. Merkezinde olduğumuz coğrafyada yeni bir dünya düzeni kurulurken, anti Erdoğan cephesi gözünü karartmış, bilerek ya da bilmeyerek Türkiye'nin altını oyuyor. Bakınız İsveç, Finlandiya'nın NATO üyeliği ve Yunanistan'la yaşanan sorunlarda muhalefetin takındığı tavır. İktidarı eleştirdi diye Kimse muhalefeti suçlamıyor. Ama yeri ve zamanı geldiğinde en azından Çipras kadar ülkenin yanında saf tuttuklarını görebilseydik keşke. Bunu yapamadıkları için bir türlü kendilerinden beklenen sıçramayı yapamadıklarının farkında bile değiller. Yunan oyununu bozan fotoğraflar. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İstanbul'daki NATO Parlamenterler Asamblesi toplantısını provoka etmeye çalışan Yunan milletvekillerine somut örneklerle öyle bir ayar verdi ki adamlar hala yedikleri golü çıkarmaya çalışıyor. Kıbrıs'ın kuzeyinde işgalini sürüyor diyen Yunan vekile Kıbrıs'ın kuzeyine işgal derseniz başından kavga etmek istiyorsunuz demektir. Terör örgütlerinin yuvalandığı Lavrion kampını inkar edene 40 bin kişiyi öldüren, 251 kişiyi katleden PKK, YPG'ye, FETÖ'ye o kampta yer verirseniz bunun adı müttefiklik değildir, Lavrion'u bilmeyen yok. Hava kuvvetleriniz Yunan adaları üzerinde uçuyor diyene, siz o kadar uzaktan gelip bizim Anakara'mızda hava sahamızı ihlal edeceksiniz, bundan sonra bizim ne yapmamızı bekliyorsunuz? Akar'ın Türkçe ve İngilizce anlattığı bu gerçekler Yunan vekillerin canını öylesine sıkmış ki ülkelerine döner dönmez yalan haberlerle imaj düzeltme çalışmalarına başladılar. Akar sözde onların sorularına cevap verememiş ve toplantının yapıldığı salonu terk etmiş. Yunan basını böyle yazıyor. İşin aslı şu. Fotoğraflardan da anlaşıldığı üzere Akar Yunan vekillere ağızlarının payını verdikten sonra bir ev sahibi nezaketiyle yanlarına gidiyor, kendisine size teşekkür etmeyeceğim diyen vekile bu Yunan nezaketine uygun değil diyor, sonra da onları kibarca uğurluyor. Geleneksel Yunan nezaketini bilmem ama adamların siyasetçilerinde devasa bir Türkiye kompleksi var. Onu gidermeden iki ülke arasındaki sorunların çözülmesi zor. Zafer Şahin Milliyet